seyircilerimiz, Montrose Boğazlar Sözleşmesi'ni konuşacağız. Çünkü epeydir Türkiye'nin gündemini işgal ediyor. Kanal İstanbul projesi sebebiyle tartışmaya açıldı. Ve ne yazık ki halkımızın okumamasından yararlanarak yalan yanlış bilgiler havada uçuşuyor. Şimdi bakınız, boğazlar bizim iç sularımız. Boğazlarla ilgili hakimiyetimizi ne yazık ki 1774 yılından itibaren kaybetmeye başladık. 1774'ten itibaren özellikle Ruslara tavizler verildi, imtiyazlar verildi ve bu 1841 yılına kadar devam etti. 1841 yılında uluslararası bazı devletlerin girişimiyle bir denge oluşturuldu ve bu 1871 yılına kadar böyle yürüdü. 1871'den de 1923 yılına kadar Londra Sözleşmesi çerçevesinde Boğazlar rejimi hayata geçti. 1923 yılında da Lozan'a ek bir maddeyle Boğazlar Sözleşmesi hayata geçti. Şimdi çoğu zaman Montrö ile Boğazlar Sözleşmesi'ni mahsustan karıştırıyorlar. 1923 yılında tabii bu ülkemiz yeni savaştan çıkmış, çok da güçlü değiliz. Özellikle Boğazların silahsızlanması öngörüldü. Bu rahmetli Atatürk'ü son derece rahatsız ediyordu ve devamlı bir fırsat kollandı. Sonra o fırsat doğunca 1933 yılında ilk defa silahsızlanma konferansında Boğazların rejiminin değiştirilmesi gündeme getirildi. Türkiye'nin olumlu ve etkili adımlarıyla 1936 yılında Montrö şehrinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Taraf ülkeler, bağımlı ülkeler bir araya gelerek Boğazlar rejimini öngördüler. Savaş ve barış dönemlerine ilişkin düzenlemeler getirildi. Zaten barış döneminde Boğazlardaki ticari gemilerin geçişine bir engel getirmek mümkün değil. Yani bu böyle bir sözleşme olsa da olmasa da fark etmez. Fakat inanın, sözleşmenin hükümlerini okuyunca göreceksiniz. Ülkemiz için son derece önemli kazanımlar elde ettiğimiz, bağımsızlığımızı, hakimiyetimizi sağladığımız bir sözleşmedir. Orada bizim bağımsızlığımıza zarar verecek hiçbir kural yok. Hatta öyle ki savaşta olmamıza gerek yok. Savaş tehdidi altında bile ciddi kısıtlamalar getirebiliyoruz. Karadeniz'de kıyısı olmayan ülkeler son derece sınırlı şekilde savaş gemilerini Karadeniz'e geçirebiliyorlar. Zaten tonaj sınırı var. Gün sınırı var. 21 günden fazla kalamıyorlar. 9 gemiden fazla gemi geçemiyor. Bunlar tabii bazı ülkeler için ciddi sorun. Özellikle Amerika için. Amerika hiçbir zaman Karadeniz'de etkin olamıyor bu nedenle. Montrö Sözleşmesi nedeniyle. Rusya'yı da rahatsız eden hükümler var. Dolayısıyla sadece ülkemiz lehine pek çok hüküm taşıyan bu sözleşmenin değişmesini hem Rusya istiyor hem Amerika istiyor. Şu şartlarda bizim 1936'daki gibi etkili, kendi lehimize bir sözleşme yapmamız hiç de mümkün görünmüyor. Kıymetli arkadaşlar, Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 yıllık imzalanmıştı. Süreli bir sözleşmeydi. Ancak 1956 yılında süresi dolacak bu sözleşmenin 2 yıl öncesinde bu ülkeler, sözleşmeye taraf ülkelerin sözleşmeyi feshetme iradesini bildirmesi şartıyla Fransa'ya, hani Fransa'da saklanıyor çünkü sözleşme, bu şekilde sözleşme sona erebilecekti. Bu fesih bildirimi yapılmadığı için uzadı. Ancak şunu unutmayalım, her zaman yine bu ülkeler bu fesih bildirimini bildirebilirler ve 2 yıl daha devam ederek sona erer. Ama o kimse neden bildirmiyor? Çünkü bir kaos doğar. Neden? Çünkü hazırlık yapılmadan, İşte yeni bir sözleşme hükümleri belirlenmeden mevcudun feshedilmesi yerinde olmayacaktır. Üye ülkelerden Japonya 1951 yılında bütün hak kurucu, yani sözleşmenin kurucu tarafı olarak elde ettiği bütün haklardan vazgeçmiştir. Diğer ülkeler, İtalya'da 1938 yılında imzalanmıştı. Dolayısıyla Montrö Boğazlar Sözleşmesi taraflar için geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme olarak halen devam etmektedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi bize egemenlik haklarımızla ilgili bir sınırlama getirmiyor demiştik. Ancak şimdi Kanal İstanbul eğer yapılır ise, hani çok gerçekçi olmayan bir proje hayata geçmiş olacak. Çünkü boğazlardan geçiş ücrete tabi değil.
çok sınırlı bir harç alınıyor. Ama bu da ne yazık ki zaman içerisinde hükümetlerin hatalı politikalarıyla çok düşük kalmıştır. Özellikle 1983 yılında yapılan Özal hükümet döneminde yapılan hatalı bir tespit ile şu anda komik denecek bir rakam alınmaktadır. Mesela bunların düzeltilmesi mümkündür. Çünkü her üye ülke 5 yılda bir sözleşme şartlarında değişiklik talep etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Montreux-Boğazlar Sözleşmesi sanki kötü bir metinmiş gibi, komple değişmesi gerekiyormuş gibi Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılarak devamlı bir şey ileri sürülmesi yerinde değil kıymetli arkadaşlar. Ancak Kanal İstanbul projesi hem savaş hariç yani normal barış zamanında ticaret gemilerini çekmekten aciz kalacaktır. Ticaret gemileri neden Kanal İstanbul'u tercih etsin? Bu bedava olan Boğaz varken daha dar bir kanalı neden tercih etsin? Bunlar gerçekçi şeyler değil. Kaldı ki son 10 yıldaki istatistiklere baktığımız zaman Boğaz'dan geçen gemi sayısında devamlı düşüş olduğunu görüyoruz. Yani Kanal İstanbul maliyetine göre son derece yetersiz bir proje. Ama sadece çevresine rant sağlamayı amaçlayan işte köprüleriyle vesaire bir proje. Ama ekolojik dengede ciddi riskler oluşturabilir. Çünkü iki deniz arasında yani Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki yükselti farkından kaynaklı akışta riskler oluşabilir. Yani Boğaz'la karıştırmamak lazım. Çünkü Boğaz'da doğal bir denge var. O doğal dengeyi bir yapay kanalda devamlı her zaman tutturmak mümkün olmayabilir. Dolayısıyla böyle riskli bir projeyi hayata geçirmeye çalışmak doğru değil. Biliyorsunuz bundan uzun yıllar önce Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı iken Türkiye'ye gelmiş ve Montreux ile ilgili ciddi telkinlerde bulunmuştu değişmesi için. Kanal İstanbul Amerika'nın Montreux'un değiştirilmesi için yaptığı baskıyı bir nevi hayata geçirmek gibi görünüyor. Yani Amerika Montreux ile elde edemediğini Kanal İstanbul'la elde etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum.